Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu video içerisinde sizlerle birlikte Mehmet Şimşek ve Lütfi Elvan tekrardan kabineye girer ise piyasalarda neler olabilir? Sizlerle birlikte bu video içerisinde bunları konuşacağız. Altını yorumlayacağız, doları yorumlayacağız, borsayı yorumlayacağız. Suat arkadaşımızın sormuş olduğu Petkim'i yorumlayacağız. Ayrıca sizlerle birlikte sevgili dostlarım Lütfi Elvan ve Mehmet Şimşek gibi etkili isimlerin kabineye girmesi durumunda kısa vadeli pozisyon alacağımız borsadaki kağıtlar üzerinde yine bu videoda sizlerle birlikte değerlendirmelerde bulunacağız. Sizler için oldukça önemli bir video. Kısa vadede paramızı hangi yerlerde değerlendirebiliriz? Bu video içerisinde bunu konuşacağız. Ayrıca gram altının gitmesi muhtemel seviyeleri de gene teknik olarak ve matematiksel olarak bu video içerisinde sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Videomuza bir beğeni atıp kanalıma abone olmamış sevgili dostlarımız da kanalımıza abone olursa bizleri çok mutlu eder sevgili dostlarım. Evet, hemen Mehmet Şimşek ve Lütfi Elvan arkadaşlar kabineye girerse geçmişlerine baktığımız zaman Lütfi Elvan ve Mehmet Şimşek gerçekten geçmişlerinde başarılı birer ekonomist olarak görülüyorlar. Onların tekrardan kabineye girmesi yabancıların borsada hisse alımlarına tekrardan başlaması anlamı taşıyabilir. Ayrıca önümüz yaz ve yaz turizm sezonundan da arkadaşlar ülkeye döviz girecek olmasından kaynaklı olarak piyasalarda bir rahatlama dönemi içerisine girebiliriz. Kısa vadeli olarak önümüzdeki yaz dönemi içerisinde bizler paramızı hangi enstrümanlarda kullanmalıyız? Şimdi sizlerle birlikte bunu da değerlendireceğiz. Hemen ons altın tarafıyla başlayalım. Fazla da vaktinizi almayayım. Şimdi sevgili dostlarım ons altın tarafına baktığımız zaman bizlerin 1920 dolar seviyesi ons altında en önemli bölgemiz. Yani 1920 dolar seviyesi altında bir kapanış olmadıkça bizler için ons hala da önemlidir. Fakat 1920 dolar seviyesinin altında kapanışlar görür isek ons altın tarafından bir miktar TL tarafına geçmekte fayda var. Şu an için yukarıdan aşağıya düşen trend çizgisi çektiğimiz zaman arkadaşlar henüz ons altında yukarı yönlü trendin kırılmadığını görüyoruz. Bu trendin kırılabilmesi için ise ons altında 1965 dolar seviyesi üzerinde bir kapanış görmemiz şart. Buradaki kapanışı bekleyeceğiz ve bu kırılımı görmemiz lazım ki ons altın tarafında bizler yukarı yönlü fiyatlamanın tekrardan başlayabileceğini hesaplayalım. Neden ons altın üzerinde durdum? Çünkü gram altın hesaplaması yapacağız biraz sonra. Bizler için 1920 dolar neden önemli ve gram altında hangi fiyatlamalar ve hesaplamalar neticesinde hangi miktarlara gidebileceğimizi bu video içerisinde sizlere anlatacağım. Ayrıca 1920 doların aşağıya yönlü kırılması durumunda arkadaşlar bizler hangi ürünlerde pozisyon alabiliriz? Sizlerle birlikte bunu da değerlendirmek istiyorum. Önemli bir video dediğim gibi buradaki trend çizgimiz ons altında yani 1920 dolar seviyesi altına inilmedikçe henüz herhangi bir sıkıntımız yok. Buradan tekrardan ons altında yukarı yönlü hareket izleyebiliriz. Tahminlerimiz doğrultusunda trend kırılmaz. 1920 dolar seviyesinin üzerindeki her hareket arkadaşlar gram altın tarafına yarayacaktır. O yüzden gram altın tarafına sizlerle birlikte baktığımız zaman özellikle gram altında pozisyon alacak olan arkadaşlarımız için önemli seviyeleri şimdi buradan belirteceğim. Bizler için gram altında önemli alınacak pozisyon seviyelerimiz nereler olabilir? Bunu da hep birlikte bakalım. Hemen gram altın tarafına geçtiğimiz zaman hesaplamalara geçelim. Ons altında ne dedik? Bizler için 1920 dolar seviyesi önemli. Neden önemli sevgili dostlarım? Çünkü ons altın 1920 dolar seviyesinde. Dolar Türk lirası da bizlere en yakın 21 lira 50 kuruş seviyesine gitmesi durumunda. Bakın 21 lira 50 kuruş seviyesinde de bir dolar Türk lirası görmemiz halinde. Bizler gram altın tarafında 1330 TL fiyatlamasını görürüz. Bakın en kötü ihtimallerle yaptığımız matematiksel hesaplamalar yani 1920 yükseliş trendi bozulmadığı sürece 21 lira 50 kuruş civarına gidecek olan bir dolar TL kuruyla birlikte gram altının 1330 lira fiyatını bizler bekleyebiliriz. Peki dolar kurunun bir miktar daha artması yani 22 lira civarlarına gelmesi durumunda ne olur? Dolar kurunun 22 lira ons altının gene 1920 civarlarında kaldığını farz edersek, doların da 22 TL civarlarında olduğunu farz edersek sevgili dostlarım, burada da gene 1361 lira civarına doğru gidecek olan sizlerle birlikte bir gram altın takip ederiz.
Onun dışında gene 22 lira 70 kuruş fiyatlaması hesaplamıştım. Onu da hemen yapalım. 1920 dolar. Dolar kurunda 22 lira 70 kuruş fiyatlamasıyla birlikte de bizler gram altın tarafında 1404 TL civarına doğru bir yükseliş izleriz. Şimdi 24 lira civarı ons altının 1920 yükseliş trendi içerisinde kalması ve dolar kurunun da 24 TL civarına gitmesi durumunda ise sevgili dostlarım bizler sizlerle birlikte gram altında 1484 TL civarına doğru bir yükselişi beraberinde getirir. O yüzden 1920 dolar ons altında aşağı yönlü kırılmadıkça bizlerin gram altın tarafında takip edeceğimiz seviyeler 1330 lirayla 1484 TL arasındaki fiyatlamalar olacaktır. Bunlar önemli seviyeler, dikkatle takip etmemiz gerekecek bölgeler olacak. Şimdi bir Lütfi Elvan ve Mehmet Şimşek kulislere düşen bu haberlerle birlikte arkadaşlar tekrardan AK Parti'den kabineye girecekleri yönünde söylentiler ve son dakika haberleri mevcut. Tabii bu artık AK Parti tarafında yapılacak olan Cuma günkü kabineyle belli olacak gelişmeler. Bu gelişmeler neticesinde kulislere yansıdığı gibi Lütfi Elvan ve Mehmet Şimşek ikilisinden oluşan ekonominin başına geçecek ve ekonomiyi yönetecek kişiler içerisine Mehmet ve Lütfi Bey'in girmesi dolar kurunda arkadaşlar olumlu aşağı yönlü bir seviye oranını beraberinde getirebilir. Bu gibi durumda dolar kurunda da bizlerin özellikle takip etmesi gerekecek olan seviye bakın tekrardan 19 lira 50 kuruş seviyesi. Burası bizim için önemli bir bölge. Yani 19 lira 50 kuruş altında bir olumlu sonuç gelmesi durumunda 19 lira 50 kuruş altında sarkacak bir dolar kuru gördüğümüz zaman gene bu tarafta da TL'ye geçip beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Tabii bu senaryolar bizlerin ekonomi politikalarının değişmesi durumunda gerçekleşecek senaryolardır. En azından nerelerde Türk lirası tarafına geçecek olduğumuzu bilelim. Şimdi eğer ki böyle bir kötü senaryo yaşamamız durumunda yani elinde doları ve altını olanların böyle bir kötü senaryo yaşamaları durumunda geçecekleri yer, paralarını değerlendirebilecekleri yer neresi olabilir arkadaşlar? İşte bunu da bu video içerisinde sizlere anlatacağım. Burada geçecek olacağımız bölge ise bizler için sevgili dostlarım borsa olacak. Peki borsa tarafında bizler hangi hisseleri yaz ayı boyunca takip edebiliriz? Onu da biraz sonra borsa kısmında sizlere anlatacağım. Ama ons altında özellikle 1920 dolar seviyesinin altında bir kapanış görmedikçe hala da yukarı yönlü potansiyel. Dolar Türk lirasında ise 19 lira 50 kuruş seviyesi altında bir kapanış görmedikçe burada da hala daha yükseliş potansiyelinin olduğu kesinlikle unutulmamalı. Ayrıca Merkez Bankası rezervlerinin ekside olması bu işte bu durum arkadaşlar paranın bir devalüe süreci içerisinde olmasını piyasalara hissettirir ve piyasalarda da bunun yansımasını zaten seçimlerden sonra görüyoruz. Her ne kadar da bu basına pek yansımış olmasa da bizler marketlere girdiğimiz zaman arkadaşlar birçok ürünün fiyatında artışlar yaşandığını hep birlikte gördük ve bu zaman içerisinde daha da artacaktır. Çünkü cari açık nereden baksanız aylık oranlarda cari açığa baktığımız zaman 10 milyar doların üzerinde bir cari açıkla maalesef ki karşı karşıyayız. Bu da paranın bir miktar daha devalüe olup ihracatçı tarafının rahatlatılması durumunu beraberinde getirir. Tabii Lütfü Elvan ve Mehmet Şimşek'in gelmesi bir anda bütün okları sihirli bir şekilde düzeltecek şeklinde de düşünemeyiz arkadaşlar. Onların alacağı ekonomik önlemler burada çok önemli olacak. Çünkü Mehmet Şimşek faizleri arttırmak isteyebilir arkadaşlar. Faizleri arttırıp doları aşağıya çekmek isteyebilir. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da biliyorsunuz faizleri yükseltmek yönünde pek de sıcak bakmıyor. Bu türden politikalara özellikle sıcak bakmıyor. Zorlu bir süreç olacak. Fakat ilk an kabinede Mehmet Şimşek'in ve Lütfü Elvan'ın açıklanması durumunda dediğim gibi borsada olumlu bir süreç içerisine girebiliriz. Bakalım borsa tarafında böyle bir durum olursa kısa vadede paramızı değerlendirebileceğimiz bölümler hangi bölümlerden oluşuyor? Oraya da bir göz gezdirelim. Borsa tarafına gittiğimiz zaman İMKB 100 hisseleri bazında baktığımız zaman da sevgili dostlarım burada bizler için 4714 seviyesi önemli bir bölgeydi ve bu bölge üzerinde bizler kapanış yapmayı başarabildik. Yani Borsa İstanbul'da baktığımız zaman
holdingler ve bankacılık sektörleriyle ilgili yukarı yönlü hareketlenmeler yaşıyoruz. Şimdi borsada takip edeceğimiz bölge 4832 bölgesi. Burası şu an itibariyle destek olmuş bir bölge. Haftalık kapanışlarda 4832 puan seviyesini Borsa İstanbul koruyabilir ise sevgili dostlarım, buradan tekrardan bizler Borsa İstanbul'da 5150 puan seviyesine doğru bu yükselişlerin devam ettiğini göreceğiz. Ayrıca bugün yine ay sonu kapanışı itibariyle Borsa İstanbul'da 5150 puan seviyesinden bir kapanış yakalayabilir isek de arkadaşlar, buradaki hedefimiz Borsa İstanbul'un 5420 puan seviyesine doğru yükselişlerinin devam edeceğini de söyleyebiliriz. Şimdi dediğim gibi Cuma günü kabineden açıklanacak bu haberler önemli olacak. Bu haberlerle birlikte yine borsa tarafında Suat arkadaşımızın bir isteği vardı. O da Petkim'e bakmamı istemiş. Evet, Petkim gene önemli bir hisse. Petkim'de baktığımız zaman sevgili dostlarım 21 liralar seviyesini görmüş ve 21 liralar seviyesinden bir düzeltme yaşamış, 10 lira 86 kuruş civarına kadar ve şu anki kapanışı itibariyle de 14 lira 10 kuruş seviyesinden fiyatlanan bir Petkim. Önümüzdeki süreç içerisinde baktığımız zaman evet, Petkim'in de önü açık gözüküyor. Bu civarlardan Petkim yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla toplanabilir. Onun dışında arkadaşlar Garanti BBVA bankacılık sektöründe önemli bir kağıt. Bu kağıt yaz ayı için takip edilebilir. Kısa süreli Koç Holding takip edilebilir. Sabancı Holding takip edilebilir. Türk Hava Yolları gene önümüz yaz karlılık oranlarını arttırabilir. Türk Hava Yolları takibinizde olsun. TAV önemlidir. TAV'ı takip edin arkadaşlar. TAV önemli. Bunu takipte kalabilirsiniz. Onun dışında Şişecam, burası önemli. Şişecam takip edilebilir. Anadolu Efes takip edilebilir. Yaz ayları içerisinde önemli hisselerdir. Kısa vadede %20, %15'lik karlarla gördüğünüz zaman yine bu borsa tarafında kar marjları da yapılabilir arkadaşlar. Bunları da unutmamakta fayda var. Yurt dışı borsaları tarafına baktığımız zaman Apple hisseleri önemli. Bunlar takip edilebilir. Yine yapay zeka üzerine arkadaşlar Arçelik, İMKB 100 hisselerinde Arçelik takip edilebilir. Onun dışında Vestel takip edilebilir. Yine yapay zeka ile ilgili Türkiye sektöründe. Enerji sektöründe takip edilebilir. İşçe, bankacılık sektöründe takip edilebilir. Onun dışında gene benim aklıma gelmemiş, sizin de aklınıza gelebilecek portföy yapılabilecek hisseler vardır. Onları da belirtirseniz burada tekrardan değerlendirebiliriz. Önümüzdeki süreç içerisinde ekonomik eğer gelişmeler neticesinde ekonomi politikalarında değişmeler gözlemler isek sevgili dostlarım, aynı Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa Birliği'nde olduğu gibi bizler de faiz artışına gidip enflasyonu bu yönde düşürme yönündeki gerçekçi politikalara döner isek yönümüzü borsaya çevirmekte fayda var. Buradan da bu uyarımı beni takip eden tüm sevgili dostlarımıza yapmak istedim. Evet, politika değişiklikleriyle birlikte arkadaşlar yönümüz borsa olacak. Kısa ve öz, net bu şekilde. İnşallah sizlere dolar, altın ve borsa ile ilgili bazı konularda yardımcı olabilmişimdir. Yardımcı olduğumu düşünüyorsanız kanalımıza bir beğeni atmayı, kanalıma abone olmamış sevgili dostlarımızı da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.